süratle anlar ki tesir ve failiyet latif, nurani, mücerred olan şeylerin şeyni olduğu gibi infial, kabiliyet, teessür de maddi, kesif, cismani şeylerin hassasıdır. Kevn ve vücut sahasında durup ahval-i âleme dikkat eden Adem anlar. Hassi bir süratle anlar ki tesir ve failiyet, tesir ve failiyet latif, nurani, mücerred olan şeylerin şeyni olduğu gibi infial, kabiliyet, teessür de maddi, kesif, cismani şeylerin hassasıdır. Evet, misal olarak semadaki nur ile yerdeki şu kocaman dağa bak. O nur semadayken ziyasıyla yerde iş görür, faaliyettedir. O dağ ise azametiyle beraber faaliyetsiz yerinde oturuyor. Ne bir tesiri var, ne de bir fiili var. Ve keza eşya arasında vukuğa gelen fiillerden anlaşılıyor ki, hangi bir şey latif, nurani ise sebep ve fail olmaya kesb-i liyakat eder. Ve keza eşya arasında vukuğa gelen fiillerden anlaşılıyor ki, hangi bir şey latif, nurani ise sebep ve fail olmaya kesb-i liyakat eder. Kesafeti nispetinde de infial ve müsebbibiyet mertebesine yaklaşıyor. Bundan anlaşılıyor ki esbab-ı zahiriyenin halibiyle müsebbibatın mucidi ancak ve ancak nur-ül envar sani-i ezelidir. Yine meyyühel aziz, tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki, harici, umumi ahvalata teemmül ettiği vakit sathi, icmali düşün. Tafsilata geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor. Sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun. İşte bu siyaset adamı, işte afaki tefekkür, şu şu şöyle, bu böyle derken adam kendini kaybediyor, farzları terk ediyor, farzları yerine getiremiyor. En büyük vazife küçük dairede, kalp ve mide dairesi en mühim ve daimi vazife. Dördüncü meselede yazıyor. Arkadaş, nefsi tefekkürde tafsilatlı, afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete tekarruf edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır. Evham seni hevalandırır. Enaniyetin kalınlaşır. Gafletin kuvvet bulur. Tabiyete galbeder. İşte dalalete isar eden kesret yolu budur. İlem eyyühel aziz, insan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaati muhakkak. Yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk dalaleti irtikab eder. Sof, sof.
safsatiyana sofestayin, sofestayinin yani o sofestayi denen felsefecilerin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok vehhab ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa iştinab eder. Dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa iştinab eder, çekinir. Ahiret ise, ahiret işi olursa onda 9 zarar ihtimali olduğu halde iştinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. Yine meyyuhel aziz, ruh-i insani gayr-i mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayr-i mütenahi elemlere mahaldir, gayr-i mahsur lezzetlere iştihalıdır, gayr-i mahdut amali beslemektedir. Hatta kalbin delaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat gayr-i mütenahi elemleri tazammül ediyor. Binaenaleyh ben neyim? Ne kıymetim var ki? Benim için bir rahmet kopsun. Mizan vaz edilsin. Hesap görülsün demeye hakkın yoktur. Ey kemal-i gururla dalalet kürsüsünde oturan hayatına mağrur olma. Zira o hayat bir muvalete ile gaimdir. Şöyle ki o kürsüde oturan dar, zeval ve fenanın dehşetini düşünüp korktuğu zaman saadet-i ebediye ihtimaline kaçar. Teklif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayacağı ihtimaline kaçar. Bu mağarete ile her iki elemden kurtuluyor. Lakin kısa bir zamanda büyüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder, ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder. Ve keza musibet tahammüm ettiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet ağır olduğunda elemi muzaaf olur. Kat kat olur. Kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbabı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu ebnai cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumi olursa o kadar da elemi fazla olur. Ey şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahata çekilen biçare! Gaflet serinliğinde, şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba imrar edecektir. Eğer âlamın lezaize, narın nura inkılap etmesi emelindeysen, Evkat-ı Hamse'de rükû ve sücud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını bür, imanı doldur. Sonra hayata tefekkür ile taate devam eyle ki şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalalet açıklığında necatın halaveti tavazzu ile münacat lezzeti ortaya çıksın. İdem eyyühel aziz, ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Çünkü Seyyid Efendi abdini, hizmetkarını tecrübe ve imtihan edebilir.
mutlaka alt seyyidini imtihan etmek salahiyetinde değildir. Ve keza insan Rabbini, Halık'ını tecrübe edemez. Altıncı nota. 11'e kadar değil mi ders? Biz 11'e kadar devam ediyoruz. Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaiki imaniyenin inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan, bil ki kıymet ve ehemmiyet kemmiyette ve adet çokluğunda değil. Çünkü insan eğer insan olmazsa şeytan bir hayvana inkılap eder. İnsan bazı frenkler ve frenk meşrepler gibi ihtirasat-ı hayvaniyede terakki ettikçe daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesine alır. Sen görüyorsun ki hayvanatın kemiyet ve adet itibariyle hassiz bir çokluğu varken ona nispeten insan gayet az iken umum enva hayvanat üstünde sultan ve halife ve hakim olmuştur. İşte bu zır kafirler ve kafirlerin yolunda giden sefihler Cenab-ı Hakk'ın hayvanatından bir nevi habislerdir ki Fatır-ı Hakim onları dünyanın imaratı için halk etmiştir. Mümin ibadına ettiği nimetlerin derecelerini bildirmek için onları bir vahid-i riyasi yapıp akıbette müstehak oldukları cehenneme teslim eder. İşte küffarın ve ehli dalaletin bir hakikati imaniyeyi inkar ve nefi etmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefi sırrıyla ittifakları kuvvetsizdir. Bin nefi ediciler bir tek hükmündedir. Mesela bütün İstanbul ahalisi Ramazan başında ayı görmediğinden nefy etse, görmedik dese iki şahidin ispatıyla o cemme vafirin, o büyük kalabalığın nefi ve ittifakı sukut eder. Madem küfrün ve dalaletin mahiyeti nefidir ve inkardır, cehildir ve ademdir, küffarın kesretle ittifakı ehemmiyetsizdir. Ehli Hakk'ın hak ve sabit ve subuti ispat olunan vesail-i imaniyede şuhude isnat eden iki müminin hükmü hadsiz ehli dalaletin ittifakına raci olur. Galebe eder. Bu hakikatin sırrı şudur ki nefyedenlerin davaları sureten biriken müteaddittir. Birbiriyle ittihad edemez ki kuvvetlensin. İspat edenlerin davaları ittihad ediyor. Birbirinden kuvvet alır. Çünkü gökteki hilal-i Ramazan'ı görmeyen der ki benim nazarımda ay yoktur. Benim yanımda görülmüyor. Başkası da öyle nazarımda yoktur der. Daha başkası da öyle der. Her biri kendi nazarında yoktur der. Her birinin nazarları ayrı ayrı ve nazara perde olan esvap dahi ayrı ayrı olabildiği için davaları da ayrı ayrı olur. Birbirine kuvvet veremez. Fakat ispat edenler demiyor ki benim nazarımda ve gözümde hilal var. Belki nefs-i emirde göğün yüzünde hilal vardır. Görünür der. Görenler bütün aynı davayı ve nefs-i emirde vardır der. Demek bütün davalar birdir. Nefh edenlerin nazarları ayrı ayrı olduğundan davaları da ayrı ayrı olur. Nefs-i emre hüküm edemiyorlar. Çünkü nefsü emirde nefi ispat edilmez. Çünkü ihata lazımdır. Vel ademül mutlaku la yusbitu illa bi müşkülatil azime. Bir kaide-i usuldür. Evet, bir şey dünyada var dese yalnız o şeyi göstermek kafi gelir. Eğer yok deyip
neredeyse bütün dünyayı eleyip göstermek lazım gelir ki ta o nefiyi ispat edilsin. İşte bu sıra binaen eğer bir küfrün bir hakikati nefyetmesi ise bir meseleyi halletmek veyahut da bir delikten geçmek yahut bir haldekten atlamak misalindedir ki bin de bir de birdir. Çünkü birbirine yardımcı olamaz. Fakat ispat edenler nefs-i emirde hakikat-ı hale baktıkları için müddehaları itaat ediyor. Kuvvetler birbirine yardım eder. Büyük bir taşın kaldırılmasına benzer ki ne kadar eller yapmışsa daha ziyade kaldırması kolay olur ve birbirinden kuvvet alır. Yedinci nota. Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat-ı ecnebiyeye cebr ile sevk eden bedbaht Habiyet Uruş dikkat et. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Eğer böyle ahmak hale körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa o vakit hayat içtimaiyede bir semmi katil öldürücü zehir hükmünde bu dinsizler zarar verecektir. Çünkü mürtedin vicdanı tamam bozulduğundan hayat içtimaiye zehir olur. Ondandır ki ilmi usulde mürtedin hakkı hayatı yoktur. İslamiyeti terk edenin hakkı hayatı yoktur. Kafir eğer zimmi olsa veya müsaadeha etse hak hayatı var diye usulü şeriatın bir düsturu. Hem mezhebi Hanefiye'de ehli zimmeden olan bir kafirin şehadeti makbuldür. Fakat fasık merdudu şehadettir. Çünkü haindir. Ey bedbaht fasık adam! Fasıkların kesretine bakıp aldanma. Ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fısfı isteyerek ve bizzat talep ederek girmemiş. Belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin. Ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki el-eyyazu billah irtidat ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Ey divane başma bozuk kalp! Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veya düşünmüyorlar ki kabri hale düşmüşler ve ilaza muhtaçtırlar ta ki dünyadan hissesini unutmasınlar. Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş, onun için fakrane düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefalettir. El-Harisu, Khaibül, Khasirül, Rub-Emsa hükmüne geçmiştir. Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası, ve ihtiyaç ve havası, ve duyguları ve şeytanı, ve dünyanın suri tatlılığı, ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri, davetçileri var. Halbuki vâfi olan ahirete ve uzun hayat ebediyeye davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bir bişare millete, bu bişare millete karşı hamiyet varsa ve ulubi himmetten den vurduğun yalan olmazsa hayat-ı baviyeye yardım eden azlara imdad etmek lazım gelir. Yoksa o az adayları susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Aya zanneder misin ki bu milletin fakri hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hint'te Mecusi ve Berahime ve Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler. Hem görmüyor musun ki zaruri buttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları
desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor. Sizin cevren böyle ehli imanı mimsiz medeniyete sevk etmekteki maksadınız, eğer memlekette asayiş ve emniyeti temin ve kolayca idare etmek ise katiyen biliniz ki hata ediyorsunuz, yanlış yola sevk ediyorsunuz. Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş, yüz fasıkın idaresi ve onların içinde asayiş temini binler ehli salavatın idaresinden daha müşküldür. İşte bu esaslara binaen ehli İslam dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Belki mesailerin tanzimine, yani çalışma saatlerinin intizam altına alınması lazım. Ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine, kendi aralarında emniyet hasıl olacak. Birbirlerine itimatlı, dürüst insanlar olacaklar. Ve teavün düsturunun tesiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçta dinin evamir kutsiyesiyle ve takva ve selamet diniye durur. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de bak? اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Hiç şüphesiz Allah müttakilerle beraberdir. اِنَّ اَكْرَبَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَتْقَاكُمْ. Bak ayetleri. Sizin en ekrebiniz nedir? En müttaki olanız. Takvalılar çoğaldıkça her iş kolaylaşır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. El-Fatiha. Bu saatte yoldayız. Bu yaşta bir adamın 9 saat sonra yani normal konuşamayacağını tasavvur edersiniz. İstikrardır abi. Risale-i Nur Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı bu asır insanlarına en büyük ikramıdır. Onun için üstadımız ister olsun ister olmasın devamlı manen üstadımız tasarruftadır. Tasarruf sahibidir. Bak ta Yemen'de bir adam üstadını rüyasında görüyor. Talebeleri hep Risale-i Nur okutmaya başlıyor. Yani bu Allah'ın bize lütfudur. Bak sizler genç yaşınızda Risale-i Nur'a aşina olmuşsunuz elhamdülillah. Bunu ölünceye kadar devam ettiriniz. Devam ettirmezseniz zarardasınız. Hesap vereceğiz hepimiz. Bu kadar kıymetli bir hazine elinize geçti. Ne yaptınız? Kaç kişiyi irşada vesile oldunuz? Sorarsa Cenab-ı Hak bak şu kitabı eline alan İşte bir Bediüzzaman gibi. Bediüzzaman ne konuşuyorsa o konuşuyor, onu konuşuyor. Kendisinden bir şey söylemiyor. Üstad Bediüzzaman'ın konuştuğunu tekrar ediyor. Aynen bu tesiri Cenab-ı Hak bu kitaba vermiş. Üstadımız demiyor benimle görüşenler şöyledir böyledir demiyor. Benimle görüşmekten 10 defa daha faydalıdır Risale-i Nur okumak diyor. Daha biz kimi bekliyoruz? Risale-i Nur okumak diyor, 10 defa benimle görüşmekten daha kârlıdır diyor. Daha kimseyi beklemeye lüzum var mı? Kitap elimizde, her tarafta kitap. Her tarafta okumak yeri var, dershaneler var. Ağabeyleriniz, kardeşleriniz size hizmet etmek istiyorlar, size faydalı olmak istiyorlar, sizin imanınızın kuvvetlenmesine vesile olmak istiyorlar. En az siz de onların kadar çalışmalısınız. Yani bak, Cenab-ı Hak bir kimseyi irşad etmek isterse, bir kimseyi doğru yola sevk etmek isterse, o rahmetiyle yapar. Mesela birisi, Malatya'da bir adam Nurculuğun aleyhindeymiş. Nurculuğun aleyhinde. Nurculuğa
çay içmeye davet ediyorlar, gelmiyor. Ben gitmem diyor onların yanına, konuşmam da diyor. Bir gece rüyası demek niyeti halismiş, demek bir hata mı gördü, ne yaptı? Bir gece rüyasında bir eve gidiyor, o evde masanın üstünde Sözler Mecmuası, kırmızı kitap. Diyorlar ki bu Selim Rüşidik'tir diyorlar. Yani insan demek kalben temiz olursa, ararsa Allah ona bulduruyor. Ve ondan sonra bu kitabı, o kitabı aynen rüyada gördüğü gibi bir eve gidiyor çay içmeye. Orada o kitabı buluyor, bu kitabı ben alacağım, ben imkan yok diyor. Parasını veriyor, alıyor, başlıyor. Onu Risale-i Nur'u okumaya başlıyor. Yani bunun gibi yüzlerce, binlerce vesileler var, hadiseler var. Yani benim böyle tanımam vesaire işte, ben de onun gibi bir şey, siz gibi. Siz nasıl tanıdınız Risale-i Nur'u? Araş, merak ettiniz. Yani gençler lise çağında düşünmeye başladılar. Orta mektep çağında, lise çağında ne yapar? Ya ben neyim? Ne yapacağım? Nereye gidiyorum? Ben ne olacağım? Düşünmeye başlar. İşte o zaman Risale-i Nur'u eline geçiren sadakatle devam ederse ebedi hayatını kurtarır. İşte o bizim de sizin gibi orta mektep çağındayken, lise çağındayken böyle merak ettirdi, Cenab-ı Hak merak ettirmiş. Kitap okumuşuz, kitabımızı ziyaret etmişiz ve böylece elhamdülillah böyle bir cemaate dahil olmuşuz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu cemaatten ayırmasın. Amin. Çünkü bu cemaatin hiçbir zararı olmadığı gibi çok büyük faydası vardır. Bütün İslam alemine, Türkiye'yi tanıtacak yine bu cemaattir. Bütün İslam alemine ittihad ettirecek yine bu cemaattir. En büyük faydalar dürüst insanlardan, imanlı insanlardan gelecektir. Yalancılardan, kafirlerden, dinsizlerden hayır beklemiyoruz. Bütün hayırları Müslümanlardan, müminlerden, ahirete, Allah'a, Peygamber'e inananlardan bekliyoruz. Öyle demiyorum ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde. Bir insan ne kadar alim olursa olsun, dünyayı yutsun, Allah'a itaati yoksa, farzını yerine getirmiyorsa, o adamın hiç kıymeti yok. Belki ilminden bazı kimseler istifade edebilir. Fakat kendisi kurtulamaz. Allah'a itaat etmeyen, iman etmeyen kurtulamaz. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimde Câti-i Kübra-i Kur'aniye'de cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Rahmetiyle istihdam eylesin. Amin. İllahi Teala Fatiha.